Gökhan Kafalı ile Ege'nin gündemi programı başlıyor. Ege'nin gündemi. Ege'nin gündemi. Kafalı ile Ege'nin gündemi programı başlıyor. Ege'nin gündemi. Ege'nin gündemi. Halkın Sesi Can Radyo'yu dinliyorsunuz sevgili dostlar. Halkın Sesi Can Radyo'dan herkese merhabalar. 8 Haziran Pazartesi gününden herkese merhabalar. Sevgiler gönderiyoruz sesimizin ulaştığı her yerdeki tüm sevgili dostlarımıza. Evet, sizlere duyurusunu yaptık. Değerli bir konuğumuz var. Bu kadar sıkıntının arasında, koşturmanın arasında bize de vakit ayırdı. Kendisine teşekkür ediyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Mahir Polat'la sohbetimize başlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Vekilim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bu kadar yoğunluğun arasında siz de bana yer verdiğiniz için çok teşekkür ederim öncelikle. Bizim görevimiz bu. Sesimizin yettiği, bizi dinleyen tüm canlara yürek dolusu selamlar. Teşekkür ederiz. Sayın Vekilim geldiğiniz için teşekkürler. Ama biz de bazen öyle bir abondene oluyoruz ki hani Ankara'da olup bitenler, ülke zaten olağanüstü günler yaşıyor. 18 senedir her günümüz olağanüstü yaşanıyor. 18 senede hani başımıza yok artık bu olmaz dediğimiz her şey geldi. Neler yaşandı, neler yaşandı. Şimdi de önce bir Covid sürecini değerlendirmenizi isteyeceğim. CHP'li belediyeler bunu nasıl geçiriyor? Sizin her yerde kulağınız var. Mutlaka geliyordur. Biz sosyal medyadan takip edebildiğimiz kadar ediyoruz İzmir dışındaki yerleri. Siz nasıl Türkiye'nin bu Covid sürecini nasıl atlattığını düşünüyorsunuz? Hafta sonu normalleşme vardı. Yeni normalleşmenin hani onun da cılkını çıkardık gibi bir görüntüler yayınlandı. Hep beraber bunu da gördük.
Türkiye bu sınavı nasıl veriyor? Hem devlet açısından, hükümet açısından, hem CHP'li belediyeler açısından bir değerlendirme alabilir miyiz? Evet. Şimdi aslında ben genelde değerlendirmelerimi kitabın orta yerinden yapmaya çalışırım. Yani bir siyasetçi gibi değil, bu tip değerlendirmeleri vicdan sahibi bir yurttaş gibi yapmaya çalışırım. Şimdi CHP'li belediyelerin çalışmalarını tüm kamuoyu görüyor. Fakat CHP'li belediyelerin çalışmalarının öncesine gitmek istiyorum. İstanbul seçimleri öncesi CHP'li belediyeler gelirse burada sosyal yardımları kesecek denilen bir seçim argümanı vardı. Bir propaganda biçimi vardı. Covid süreciyle birlikte bu propaganda sürecinin tamamen toplanıp çöpe atıldığını gördük. Çünkü CHP'li belediyeler, Millet İttifakı'na ait belediyelerin milletin yanında tamamen canla başla çalıştıklarında, bütün her şeyi bir kenara bırakıp milletin sağlık içinde evlerinde sağlıkla kalmasını sağlayacak tüm tedbirleri aldılar. Hijyeninden tutun, insanların sokağa çıkma döneminde ekmeğinden, suyundan, aşına kadar her şeyle CHP'li belediyeler var güçleriyle ilgilendiler. İyi ki varlar. Ben söylüyorum, başta Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri olmak üzere en önemlisi de İzmir belediyeleri, İzmir'deki Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediyeler bu sürecin ana aktörü ve kahramanıydılar. Çünkü Türkiye'nin aslında bir de güzel sınav verdiler. Türkiye'nin yaşadığı bütün krizlerden çıkabilmesinin bir dayanışmayla mümkün olduğunu, bir ortak akılla mümkün olduğunu, bir birlikte üretmeyle, birlikte yönetmeyle mümkün olduğunu Cumhuriyet Halk Partili belediyeler gösterdiler. Evet, ekmek dikmekse, hasat etmekse Cumhuriyet Halk Partili belediyeler ekimin, dikimin, hasatın içindelerdi. Evet, yoksul, dar gelirli insanların geçim sıkıntısı çektiği yerlerde Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri yanlarındaydı. Yani devletin şefkatli kolları Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleriydi. Başta da İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmirli belediyelerimiz, ilçe belediyelerimiz olmak üzere. Bunlar bu anlamda mükemmel bir sınav verdiler. Hükümete gelince dünyanın çeşitli ülkelerinde, güçlü ülkelerinde, hani biz de o güçlü ülkelere öykünerek biz Türkiye çok güçlü falan diyoruz ya. O güçlü ülkelerin, evet Türkiye çok güçlü gerçekten, ama siyasi olarak Türkiye'yi yöneten iktidar çok güçsüz, çok çelimsiz, çok zayıf. Türkiye hiçbir tarihin hiçbir zamanında Kurtuluş Savaşı mücadelesi sırasında bile bu kadar aciz içine düşmüş bir yönetim anlayışına sahip değildi. Çünkü insanları seferber eden, topyekun birbiriyle kaynaştıran, bölmeyen bir irade vardı Kurtuluş Savaşı mücadelesinde. Burada yerel iktidarın bizden sizden, biz bize yeteriz, size ihtiyacımız yok mantığıyla insanları da bu sağlık sürecinde, bu pandemi sürecinde, bu sokağa çıkma yasakları, insanların eve kapandığı süreçte bile insanları böldüğüne tanıklık ettik. Bu da ülkem adına maalesef bir üzücü nokta. İnsanların kaynaşması ve dayanışması gerekirken iktidar ısrarla insanları biz bize yeteriz kampanyasında bölmeye çalıştı. Dünyanın güçlü ülkeleri vatandaşlarına, yurttaşlarına da siz sağlığınızı koruyun, evde kalın, biz geri kalanını düşünürüz dediler. KOBİ'lere Almanya'nın verdiği ekonomik destekleri duyuyoruz, görüyoruz, biliyoruz. Yakında tüm kamuoyu da bunları görür. Takip de ediyor zaten insanlar. Yine Kanada'nın mesela başkanı çıkıp, başbakanı çıkıp yaptığı açıklamalar hala kulaklarımızda yansıyor. Almanya'nınkisi bir kez daha öyle. Bütün güçlü ülkeler çıkıp vatandaşlarına evde kalın, gerisini düşünmeyin, kaygılanmayın derken biz vatandaşlarımıza, yurttaşlarımıza devletle dayanışın IBAN numaramız budur dedik. Şimdi tabii bu, o günden bugüne IBAN'da ne toplandı, ne nereye gitti, ne kadar gitti, bunları bilmemiz mümkün değil. AKP gibi karanlık, şeffaf olmayan bir iktidardan da böyle bir şeffaflaşmayı beklemekte biraz safdillik olur. Ancak araştıracağız, ancak tarih bunları ortaya koyacak diye tahmin ediyorum. Çok böyle canıma dokunan, böyle beni duygulandıran şeylerle de karşılaştım bu süreçte. İnsanların yardım çığlıklarıyla da karşılaştım. Bütün sosyal medya mesaj kutularımız, SMS'lerimiz yardım çığlıklarıyla dolan, Türkiye'nin evet, her tarafından, İzmir'den çok azınlıkta olmak üzere yurttaşların çığlıklarıyla doldu. Gücümüz yettiğince bunlara yardım yönlendirmeye çalıştık. İnsanların ne hale geldiğini gördük. Bu pandemi süreci sonrasında ciddi bir yoksullukla, ciddi bir işsizlikle mücadele edeceğimiz de aşikar. Yine beni duygulandıran şeylerden bir tanesi, bir gün bu süreçte Karşıyaka Belediye'mizi ziyarete gittiğimde
Belediye başkanımızın bir projesiyle karşılaştık. 2000 civarı yurttaşımızın evde yalnız ve kimsesiz kalan 65 yaş üstü yurttaşımızı çıkartmış bulmuşlar. Onların telefon numaraları ve her gün arama yapıyorlar bu 2500 yurttaşımızı. Bir ihtiyaçları olup olmadığını tespit ediyorlar. İhtiyaçları var ise giderme yoluna gidiyorlar. İhtiyaçları yok ise de insanların hallerini hatırlarını soracak, onları hatırlayacak bir belediyeleri, bir sosyal belediyeciliğin olduğunu onlara hatırlatıyorlar. Tabii bir tanesini ben de aradım. Bir hanımefendiyle konuştum. O kadar mutluydu ki hanımefendi. Ben milletvekili olduğumu son kapatırken söyledim. Biraz daha mutlu oldu. Cumhuriyet Halk Partililer Avrupa'nın yaşlılarını, belli yaş üzeri yurttaşlarını ölümlere evde ve yaşlı bakım yurtlarında ölüme terk ettikleri dönemde Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerinin olduğu, bütün hepsi yapıyor bunu, onu öylece biliyorum. Hı hı. Yurttaşlarını geçmişten geleceğe bir köprü olarak taşıdıklarını ve yaş almış yurttaşlarımızın bizim geleceğimize ışık tuttukları bilinciyle onlarla duygusal ciddi bir köprüler kurmuşlar. Bu da benim açımdan pandemi sürecinde çok bizim ülkemiz açısından, ülke değerleri açısından çok önemli bir şeydi. Her şeyden öteydi. Yani düşünün, Avrupa medeniyet dediğimiz bölgede insanlar yaşlı yurtlarında, yaşlı bakım evlerinde ölüme terk edilmişlerdi. Çocukları da gitmezken burada belediyelerimiz el uzattılar onlara. Hükümetimiz maalesef çok geride kaldı. Bizim belediye başkanlarımızın projelerinin altında ezildiler. Takip etmeye çalıştılar, yetmedi. Çamur attılar, yetmedi. Engel koydular, yetmedi. Bir bir engelli koşu koşar gibi Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, Millet İttifakı'na ait belediyeler engelli, çok çok yüksek engelli bir koşu pistinde koşar gibi onların bütün engellemelerine, yasaklarına, ziftlerine, her şeyine karşın iyi hizmet ürettiler, iyi de bir mücadele verdiler. Türkiye erken açıldı diye düşünüyorum. Çünkü bir tercih yapmak zorundaydı Türkiye. Sağlık mı, ekonomi mi? Türkiye ekonomiyi tercih etti. Sağlığı tercih etmedi. Çünkü dedik ya, ülke hiçbir dönemde bu kadar tam takır ve boş yakalanmamıştı. Çünkü ülkemizin başında bir maliye, ekonomi ve maliye bakanı var. Adamın düşüncesi şu: benim en güzel meziyetim Tayyip Bey'in damadı olmak diyor. Bundan öteye geçemeyen bir ekonomi bakanıyla karşı karşıyasınız ve Türkiye'nin de bu hale gelmesi bu anlayışla anlaşılabilir bir durum. Bir an evvel Türkiye'nin bu anlayıştan kurtulması gerektiğine inanıyorum. Hepimizin geleceği, çocuğumuzun, toplumumuzun, ülkemizin geleceği ve demokrasimizin geleceği için bunların artık iş başından gitme zamanı geldiğini düşünüyorum. Sayın Vekilim, şimdi hükümet bazı kamu spotları da dönüyor, bakıyoruz. Bu dönemde vatandaşa biz çok destek olduk demek için demenin yöntemi kredi vermek. Kredi faizleri indiriyorlar. Bazı kamu bankaları hani geleceğini borçlandırarak vatandaşın yeni kredi paketlerini sanki bir lütufmuş gibi, evet, sunması. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bununla ilgili hani daha rahatlatılabilir miydi Türkiye ekonomisi? Bunu kaldırabilecek güçte değil mi? Mesela bir işsizlik fonunda bile biriken ciddi miktarda para var. İnsanlar nerede evdeyken olduğunu bilmediğimiz bir para var. Evet. Fonlarda yardım kampanyalarından gelen alamazlar mıydı? Fonlarda yardım kampanyalarından, bağış kampanyalarından gelen paraların nerede olduğunu, nereye harcandığına dair Türkiye'de şeffaf bir yönetim yok. Maalesef bunlar kara deliğe gitmiş durumdalar. Biz mesela 15 Temmuz şehitleri ve Beşiktaş şehitleri için toplanan paraların nereye gittiğini, yardım paralarının sorduğumuzda bununla ilgili cevap alamıyoruz. Para yok, para orada, para burada deniyor. Yani parayı dolandırıyorlar. Para kara delikte kayboldu, gitti. Büyük kırtlak parayı yuttu arkadaşlar. Türkiye'nin bu süreçten kurtulabilmesinin yegane alternatifi üretmek ve kaynakları doğru yönlendirmekle mümkündü. Maalesef üretimden anlayacağımız Türkiye kırsalında bir karış bile toprak kalmamasıya planlanmış bir üretime gitmesi gerekiyordu. Tarımsal üretime gitmesi gerekiyordu. Çünkü insanlığın tamamının bilinçaltında bir kıtlık gerçeği vardır. Bu dönemde tarım stratejik bir ekonomi kolu olarak, stratejik bir üretim biçimi olarak karşımızda dururken Türkiye bu ekme dikme dönemini maalesef
bizim dışımızdaki sosyal belediyeciliğin olduğu bölgeler dışında maalesef Türkiye bu stratejik hamleleri yapamadı. Neden önemliydi? Çünkü Avrupa'nın da eve kapandığı dönemde Türkiye'de o kadar kırsala Covid bulaşmamışken desteklenerek çiftçi ektirilebilirdi. Ekimler de garanti altında alınıp bununla ilgili bir ihracat fonu da oluşturulabilirdi. Maalesef Türkiye bu önlemlerini almadı. Onun ötesinde her krizin aynı zamanda kendi içerisinde, her kaosun kendi içerisinde yarattığı fırsatlar vardır. Bu fırsatları da iyi değerlendiren uluslar bir dahaki yüzyıllara, bir dahaki dönemlere kendi uluslarının bir sıçrama yaratırlar. Türkiye'nin bununla ilgili de bir önlem aldığını düşünmüyoruz. Yani üretim çeşitliliği ve üretim farklılaşmasından bahsediyorum. Bugün gelecekte eğer bir üretim çeşitliliği olacaksa bu insan sağlığı ve biyolojik araştırmalar üzerine ilaç, aşı gibi sektörlerin, laboratuvar kitleri gibi sektörlerin üretiminde ciddi bir patlama olacağını düşünüyorum. Türkiye bununla ilgili de herhangi bir önlem ya da başka bir şey almadı. Yani düşünün, kendi yurttaşına 5 tane maskeyi dağıtamayan bir devletin Türkiye'yi geleceğe sıçratacak önlemler alabilmesini beklemek biraz şey olur, gerçekçi evet. olmayan bir beklenti olur. O anlamda bu krizi de, bu kaosu da Türkiye maalesef daha da gerileyerek atlatacağını görüyoruz, atlatması gerektiğini görüyoruz. Hı-hı. Yani bizim gönlümüz Türkiye'nin ekonomik ve sosyal anlamda bir sıçramaya imza atması gerekirken Türkiye daha da geriye giderek bu pandemi sürecini geçiriyor. Tabii burada iktidarın yönetim anlayışı ve tek adamın yönetim anlayışıyla ilintili bir şey. Tek adam her şeyi kendisinin doğru bulduğunu. Ya böyle bir şey var mı arkadaşlar? Adam sokağa çıkmaya sağlıyor 15 ilde. 14 artı 1 il 15 ilde. Karar veriliyor. Sonra bir gün sonra bir tweet geliyor. Sokağa çıkma yasağı kararından vazgeçtim. Çizdim, oynamıyorum. Yani böyle bir şey var mı? Türkiye bu yönetim anlayışıyla savruluyor zaten, yönetilemiyor. İyi yönetimi beklemek mümkün değil. Ortalama bir yönetimi beklemek bu anlayıştan mümkün değil. Kötü yönetimi de beklemek mümkün değil. Yani kötü yönetilse bir yönetim anlayışı vardı. Fakat Türkiye yönetilmiyor. Kötü bile yönetilmiyor. Yönetilmiyor çünkü Türkiye. Savruluyor. Evet. O açıdan ben defalarca çağrı yapmıştım. Bu yönetim anlayışının bir an evvel değişmesi gerektiğini, bu süreçte iktidar değiştirdiğinin hemen yarın seçim olsun değilsin demenin mümkün olmadığını, evet seçimler olabilir Türkiye'de fakat bunun da bir süreci var, işte 3 ay 5 ay 6 ay 3 ay 5 ay 6 ay gibi zamanlar bir toplumun hayatından, bir toplumun geleceğinden büyük bir çalıntı demek, büyük bir kayıp demek. Yani siz toplumun geleceğini, yapması gereken ülkenin atılımlarını yaptırmadan, ülkenin önüne barajlar koyarak, ülkenin gelecek yüzyıla, gelecek dönemlere kendini taşımasına izin vermeyerek ülkenin geleceğini çalıyorsunuz. Bir an evvel seçime gitmeden önce yapmaları gereken yönetim anlayışını değiştirmek olduğunu ısrarla söyledik, ısrarla çağrılar yaptık. Fakat bunun yerine farklı Göbels taktiklerini uygulayarak Türkiye'de gündem değiştiren, her gün başka bir gündeme Türkiye'yi yuvarlamaya çalışan, hani cambaza bak diyen hırsız evet. misali, evet. başka noktalara insanların dikkatini çektirip kendisi arka taraftan bu başarısızlığı nasıl ortadan kaldırır, görünmez hale getiririm şeklinde bir anlayışları var. Şimdi tabii sanırım çelişki teorisi diye bir teori vardı. O teori de der ki baş çelişkiden bahseder. Baş çelişki çözülmeden tarih çelişkiler çözülmez derler. Baş çelişki bugün insanların sağlıklı bir geleceğe kavuşması, sağlığı, Covid sürecini, Covid ortadan kaldırmalarıdır. Covid süreci kalktıktan sonra diğer tarih çelişkilere işsizlik, açlık, yoksulluk, ekonominin geri gidişi, Türkiye'nin itibarının bitişi, Türkiye'nin yönetim anlayışı, bunların hepsini tartışacağız. Burada esasen siyasi ve politik savurganlık ve yönetememenin, ülke yönetememenin ne demek olduğunu o dönem hep beraber göreceğiz. Çünkü Türkiye'de bu süreçte aldıktan sonra ciddi bir işsizlik, ciddi bir yoksulluk süreci başlıyor. Bunun göstergeleri de ortada. Esnaf dediğin küçük işletmelerin kapanışını görüyorsunuz. 5,5 milyondan 1 milyon 250 bine gerilemiş bir esnaftan bahsediyoruz sayı olarak. O açıdan
Ülkenin geleceği bu anlayışla çok iç açıcı değil. Bizim bu anlayışı değiştirmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi sorular da var Sayın Vekilim. Bu süreçte en çok eziyet çeken 65 yaş üstü vatandaşlar da oldu. Hala o konuda belirsizlik devam ediyor. Evet, Emekliler Sendikası'ndan yazmış arkadaşımız. Bir dakika. 65 yaşı hala bu beceriksiz iktidar bizleri üzmektedir. Oysa dün gördük kurallara uyan bir yaş grubu olduklarını kamuoyu gördü. Biz hala bunun sorununu çekiyoruz demiş. Sayın Vekilime söyler misiniz demiş. İbrahim Yılmaz, evet, tüm emekliler sendikası adına size böyle bir soru sormuş. Tabii neresinden tutsanız elinde kalıyor. Öyle bir durum da söz konusu. Yani şimdi Türkiye'de 65 yaş üstü yurttaşlara saraydaki zat Sayın Cumhurbaşkanı şey gönderecekti, kolonya ve şey ne onun adı, maske gönderecekti, bir hijyen paketi gönderecekti, işte sanki babasının malıymış gibi üzerinde RT imzalı şeyler birkaç yere gönderdi. Daha hala almayan yurttaş var. Türkiye normalleşiyor. Yani 65 yaş üstündeki insanlar, benim babam da 65 yaş üzerinde, annem de öyle. Ben babama yalvardım o süreçte. Sonuçta Avrupa'yı gördük, özellikle İtalya'yı gördük. İnsanlar, babalarının, annelerinin hastalıktan muzdarip olup hayatını kaybeden babalarına, annelerine son görevlerini yapamadılar. Evet. Cenazelerini mesela bizim toplumda gidip onlarla vedalaşmak, onların omuzlarında taşımak, toprağın kucağına teslim etmek. Bunlar bizim için kutsallarımız. Kutsal görevler. Bir dua okumak, üzerine ilk toprağı evladının atması, bunlar hepsi bizim kutsalımız. Bu süreçte yaş almış yurttaşlarımızın maalesef çocuklarının böyle kaygıları vardı. Avrupa'da gördüğümüz üzere işte uzaktan papazların dua okumasını tanıklık ettik. Bizde de işte aileden bir ya da iki kişinin ya da bazı yerlerde dört kişinin gittiği şekilde cenazelerin defnedildiğine şahitlik ettik. Ben babama ve anneme yalvardım. Bunu bize yaşatmayın ne olursunuz, kendinizi koruyun diye. Korumaları için de elimden gelen tüm her şeyi, çabayı sarf ettim. Devletin de o devlet şefkati dedik ya, bizim belediyeler yaptı onları. Devletin de bu yurttaşların sağlık içerisinde, huzur içerisinde kendilerini korumasına yönelik bir tedbirler de zinciri alması gerekiyordu. Bu sadece evde otur kalla olacak işler değildi. Yani mesela bu insanların günün belli saatlerinde çıkmasına, dolanmasına, evet kemik erimesi var bu insanlarda, obezite olanlar var, diyabet olanlar var. Bunların yürümesi, sokakta hava alması gerekiyordu, nefes alması gerekiyordu. Bunlarla ilgili tedbirler alması gerekiyordu devletin. İşte hijyen paketlerini vermesi gerekiyordu. Ki kaldı ki 65 yaşında yaş almış yurttaşlarımız bizim bilge insanlarımız. Bunların kendilerini korumasını salık vermek çok daha kolaydı. Bunların kendilerini koruyacak imkanları verdiğimiz zaman bu yurttaşlarımızı daha rahat, bizlerden, gençlerden daha rahat ve daha korunaklı olabilecekleri belliydi. Farklı mekanizmalar işleyebilirdi fakat bozuk düzende sağlam çark olmaz. Bunların neresinden tutacağımızı bilemiyoruz. Hala bu yurttaşlarımızla ilgili eziyet devam ediyor. Fakat ben anneme babama söylediğim gibi bu yurttaşlarımızın hepsini de kendi annem babam gibi görüyorum. Onlar da benim annem babam. Hepsini ellerinden öpüyorum. Ne olursunuz çocuklarınıza, evlatlarınıza kötü şeyler yaşatacak ortamlardan uzak durun. Sağlığınızı koruyun. Bir şekilde sokağa çıkıyorsanız da korunaklı çıkın. Güçlü yiyin. Zinde kalın. Ayakta kalın. Çünkü bu ülkenin sizin yol göstericiliğinize, sizin ışığınıza ihtiyacı var, sizin tecrübelerinize ihtiyacı var. Bu anlamda Emekliler Sendikası Başkanımızın sorusundan yola çıkarak bu çağrımız olsun size. Sizlerin hepinizi seviyoruz. Bize ışık tutuyorsunuz efendim. Evet. Peki bu erken normalleşme biraz erken oldu dediniz. Bunda bu ikinci dalga pik yapması öyle bir öngörüyor musunuz? Yani İzmir'de veya başka yerlerde gördüğümüz hafta sonu manzaraları çok iç açıcı değildi. Yansıyan şeye de baktığınız zaman test vaka oranına baktığınız zaman vakalarda bir yükselişi gözlemliyoruz. İşte şimdi bakan tweet atıyor, 190 yurttaşımız düğünde, 58 yurttaşımız asker uğurlamasında evet. Falan. Devlet sen neredesin bunlar bunu yaparken, hasta ziyaretinde, asker yollamada, devlet neredesin sen?
Nerede bu devlet yani? Niye bunun önlemlerini alamıyorsun? Ya bunlar tabii bahanelerin arkasına sığınmak. Türkiye sağlıkla, sağlıklı yaşamayla ekonomi arasına sıkışmış bir tercih yaptı. Erken bir tercih yaptı. Erken bir şekilde normalleştirdi. Yeni normal diye bir şey yok Türkiye'de. Yeni normalin çok ötesinde bir normalleşme var. Hani tutuyorsunuz içeride tut bir anda salıverdiğiniz zaman ya da bir koşucuyu ayağında ağırlıklarla koşturuyorsunuz. Ayağındaki ağırlığı çıkarttığınız zaman o füze gibi koşmaya başlıyor. Toplum da öyle. Eve kapattık. Bir anda normalleşiyoruz, yeni normal dedik. Yeni normalin içini devlet dolduramadı, anlatamadı. Anlatmaktan da yoksun. Çünkü yeni normali anlatırken bu yeni normalin maskesi var, hijyen koşulları var, sosyal mesafe kuralları var. Bunların hangisini üretim sahalarında, üretim bantlarında, ticaretine attığı alanlarda yapabilecek? Yapabilir mi? Mümkün değil. O açıdan bir aziyet içerisinde devlet. Bunu ortadan kaldırması, yeni normalin içini doldurması gerekiyor. Maalesef dolduramadı. Evet. Sayın Vekilim, şimdi koronadan biraz normal siyaset gündemine gelirsek. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde bir siyahi bir vatandaşın polis tarafından öldürülmesi sonrası büyük çapta kitlesel, hatta Avrupa'ya da yayılan olaylar, ırkçılık karşıtı eylemler gündemde. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde bir seçim de olacak. Zannediyorum Kasım ayında olacak. Şimdi burada Trump'ın en önemli rakibi Biden olarak gözüküyor. Ve Trump'ın çok puan kaybettiğini, bu süreci iyi yönetemediğini de düşünürsek Biden kazanırsa Türkiye'ye bir yaptırım paketi, o rafa kaldırılan, daha önce seçim bildirgelerinde olan Türkiye ekonomik yaptırımlarla alakalı Biden'ın bazı açıklamaları vardı. Şimdi şuraya geleceğim. Şimdi 3 haftada Cumhuriyet Halk Partisi'ne 3 kumpas görüyoruz. Her gün Twitter'da bir başka gündem Cumhuriyet Halk Partisi. Hatta 4 kumpas. En son olan da Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruması Koray Aslan emekli edildi. Ona sorulmadan, haber verilmeden, kadro yetersiz diyerek. Yine ondan önce 15 Mayıs'ta Yüreğir, Cumhuriyet Halk Partisi Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, sonra 22 Mayıs'ta İzmir'de işte hepimiz şahidiz, Banu Özdemir'in tutuklanması, gözaltına alınması, şimdi 3 yıla kadar hapisle yargılanacak. Ve sonra vekillerin, milletvekillerinin dokunulmazlığının düşürülmesi. Dila Koyurga olayı. Efendim? Karabağlar Meclis Üyesi Dila Koyurga olayı. Evet, Dila Hanım'ın o başına gelenler. Yine 4 Haziran'da Enis Berberoğlu ile birlikte 2 HDP'li vekilin daha dokunulmazlıkların düşürülmesi, milletvekilliğinin düşürülmesi. Şimdi bu arada tabii Cumhurbaşkanı'nın çıkışları var. Ayasofya gibi vesaire gibi kendi kitlesini konsolide etmeye yönelik bazı hareketleri var. Şuraya geleceğim. Sorum şu. 2021'de bir seçim gözüküyor mu acaba? Yani seçimin olup olmayacağına Cumhur İttifakı'nın bileşenleri karar veriyorlar, biliyorsunuz. Ya da ne şekilde olacağını, meclisten mi yoksa Cumhurbaşkanı'nın erken seçim kararı alacağı mı, onların oylarıyla belli olacak. Onların istekleriyle Tayyip Bey'in takdiri Devlet Bahçeli'nin spikerliği doğrultusunda olacak. Yani biz olmasını isteriz muhalefet için. Erken seçim istemek bir haktır. Muhalefet der ki siz devleti iyi yönetmiyorsunuz. Biz erken seçime gitsin, bu hakkımızı kullanıp iktidara gelmek istiyoruz. Bu bir haktır, bir iddiadır. Erken seçimle ilgili tasarılarını gündeme getiren de iktidar çevreleridir. Bunun olmasıyla ilgili sinyalleri veren iktidar çevresidir. Bu da ülkeyi yönetemiyorumun itirafıdır. Biz bu itirafın olduğunu biliyoruz. Fakat bu itirafın sonucunda girecekleri bir seçimde neyi denerlerse denesinler, hangi taktiği tutturmaya çalışırlarsa çalışsınlar. Fakat tutmuyor, olmuyor. Yani artık vatandaşa yalana, safsataya karnı tok vatandaşın. Yani ne anlatırlarsa anlatsınlar, vatandaş bunların
Bunlarla birlikte yaşadıkları tecrübeye bakıyor. Siz İstanbul'da da bunu yaptınız fakat bu oldu. İşte insanlara evde kalın dediniz, maske ulaştıramadınız. Hı hı. İşte Türkiye büyük Türkiye dediniz, Türkiye böyle büyük dediniz. İnşaattan ev alacaklara, inşaatçıların önünü açmak için krediyi neredeyse sıfırlayarak bunu bir icraatmış gibi sundunuz. İnsanların sağlıkları çok umurunuzda olmadı. Cumhuriyet'in yetiştirdiği doktorlar, bilim kurulundaki insanların büyük bir çoğu, Cumhuriyet değerlerini yetiştirdiği hocalar, onlar olmasaydı ülkenin sağlığı ne hale gelirdi? Bundan sonra da iyi bir noktaya gidip gitmeyeceği de, bu normalleşmeyle de muallak. Yani burada hangi taktiği uygularlarsa uygulasınlar, ne yaparlarsa yapsınlar, günden güne eriyen, yok olan, böyle güneşin vurduğu bir kar kütlesi gibi yok olan bir Cumhur İttifakı'yla karşı karşıyayız. Vatandaşın beklentilerine cevap veremiyorlar. Ülkeyi yönetemiyorlar, savuruyorlar. Ne yaparsalar yapsınlar, hangi taktiği uygularlarsa uygulasınlar. Doğru değil. Biz insanların bireysel olarak siyaset sahnesinde ortaya atıp insanları linç ettirerek partileri kararlama düşüncesinde değildik. Böyle bir taktikle de gitmedik. Yapsaydık Atilla Kaya'ya yapardık. Atilla Kaya'nın işte Zaman Gazetesi'nin açılış resepsiyonuna gittiğini, büyük bir muştu gibi duyurduğu tweetleri koyardık bugüne kadar. Koymadık. Dün bir Twitter kullanıcısı onu paylaşmış. Atilla Bey de hemen silmiş arkasından. Belki başka şeyler de vardır, toparlasınlar. Yine Adalet ve Kalkınma Partisi bir ilçe yöneticisinin tweetleri paylaşılmış. Başı bağlı kadınlarla ilgili 2014'te paylaşmış. Akla ziyan, ahlakın en alt seviyede bile ahlak sahibi insanların başı bağlı insanlara karşı kullanmayacağı bir dili kullanmış, bir küfrü kullanmış. Onları Twitter'dan ararlarsa bulabilirler. Hı hı. Şimdi bu arkadaşlar deveye demişler neren eğri, nerem doğru ki demiş. Her tarafları eğri büğrüyken başkasının eğrisine bakmaya çalış, cambaza bak oyunlarıyla bir yere gidemeyecek bu arkadaşlar. Hepsi büyük bir çoğu, bakın Atilla Kaya bugün konuşuyor, FETÖ ile iltisaklı işlerin 2014'te, 2015'te içinde olan arkadaşlarım bunlar. FETÖ ile kol kola giderken bir anda biz işte Allah'ım da milletim de affetsin çizgisi 17-25 aralığı. Böyle bir şey yok. 17-25'e kadar bu memlekete zulmeden bir FETÖ terör örgütü var. Poliste yükselebilmek, milli eğitimde yükselebilmek, devlette yükselebilmenin referansı FETÖ'ydü. Ezilenler ne olacaktı? Ezilenler ne oldu? Hayatını FETÖ kaybedenler. İş yaparken, ya benim sektörümde de FETÖ iş yaparken bir takım şirketleri büyüttü. Ben onlarla haksız rekabet yarattı. Ömrü çalınan KPSS'lerde çocuklar, üniversite sınavlarında ömrü çalınan, bunlar sizi affedecek mi? Yargıdan kaçabilmek için böyle bir şey yok ki. Yani yarın bir gün kimlerin FETÖ'yü bu kadar büyüttüğünü, kimler kol kola gittiğini, kimlerin ne şekilde büyüdüğünü göreceğiz. Hala da FETÖ'nün devam ettiğini düşünüyorum. Enis Berberoğlu'yla diğer iki tane HDP'li milletvekilinin vekilliğini düşürülürken FETÖ'nün avukatlık yapılanması içerisinde yer alan şimdiki AKP grup başkan vekilinin orada olması, FETÖ'nün dizlerinin dibinde fotoğrafı olan Ramazan Can'ın bu olayı savunmak üzere AKP adına orada olması, FETÖ ruhunun hala AKP'nin içerisinde olduğunu, hala FETÖ'nün AKP'yi ciddi bir şekilde yönettiğini gösteriyor bu. Tabii hiçbir şekilde kabul edilmez, milletvekillerinin hem hukuki değil hem de ahlaki değil milletvekillerinin bu şekilde okunarak düşürülmesi. Çünkü bunlar seçilmeden önceki davalar, seçildikten sonra bu davaların bekletilmesi, yeni işte dokunulmazlıkları kaldırılıncaya kadar beklemesi gerekiyordu bunların. Bugün koymak işleme, dediğim gibi cambaza bak oyununun bir başka perdesi. Ne yaparlarsa yapsınlar burada vicdanlı yurttaşlar, yurttaşlarımızın hepsi görüyor çünkü yurttaşlarımızın hayatıyla ilgili bu süreç artık. Yani başka bir yere gitmiyor, mızrak çuvala sığmıyor. Bütün bu batışlarını CHP'nin ve Millet İttifakı'nın yükselişini durdurabilecekleri herhangi bir mekanizmalar yok ellerinde. Bir de yeni ittifak yasası bir hazırlık içindeler. Evet. %5 gibi bir rakam konuşuluyor, bir ölçü konuşuluyor. Hani yeni kurulan iki partinin
Deva Partisi'nin vesaire seçime girememesi mi hesaplanıyor? Yani hesap yapıyorlar. Sağdan yapıyorlar. Sağdan sayıyorlar. Olmuyor. Soldan sayıyorlar. Olmuyor. Dikten sayıyorlar. Gene olmuyor. Ne yaparlarsa yapsınlar olmaz. Şimdi demokrasiye böyle kumpaslar kurarak demokratçılık oyunu tutmuyor. Kim bunları yapıyorsa abat olmuyor. Büyümüyor. Yerle bir oluyor. Yani şimdi siz Deva Partisi'ni ya da şeyi sokmayın seçime. Gelecek Partisi'ni. İllaki bunların liderleri de, bunların yöneticileri de, bunların adayları da mutlaka belli listelerden seçime girerler. Saadet Partisi'ni sokmayın, mutlaka girerler. O %5'lik barajlar falan filan bir şekilde farklı ittifaklar yaparlar. Farklı seçim taktikleri giderler ve girerler. Ne olur? 13 bin oyla İstanbul'da kazanmış Ekrem İmamoğlu'nu iptal ederseniz 850 binin üzerinde oy alarak geri gelir. Evet. Yani belki diyelim 30 tane, 40 tane, 50 tane milletvekili çıkartacak partileri seçim dışına itmeye kalkarsanız yüzer tane milletvekiliyle geri gelirler. Siz toz duman, ortalık birbirini görmeyecek hale gelir, yok olursunuz, gidersiniz. Zaten Bekir Ardır'ın açıklamasını hep beraber duyduk, yani kurbağa sendromunu yaşıyorlar. Evet. Yani altlarında buharlaşma başladı, kazan kaynıyor. O saadet zinciri var değil mi? Böyle bir algı var. En zengininden en yoksuluna kadar bir paylaşım zinciri. O zincirin kırıldığı konuşuluyor. Şimdi bir hanımefendi çıkıyor. O çocuklarımın ömrü size feda olsun diyor. Vallahi ben hiç kimse için çocuklarımın ömrünü feda edemem. Yani böyle bir sapkın anlayış olabilir mi? Çocuklarımın bir geleceği ömründen var, bir yaşayacağı. Diye. Çocuklarımın bir ömrü var. Bütün çocukların bir ömrü var. Böyle bir sapkın zihniyet olabilir mi? Bir arkasına dönüyorsunuz. O hanımefendinin devletten talepleri var. Onlar yerine geliyor o cümleden sonra. Yani düşünün, bu kadar ahlaksız, bu kadar sapkınca bir anlayışın Türkiye'de egemen olduğuna bakın. Yani şimdi devletin içerisinde olmayan bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Devletin içinde değiliz. Devletin kurumlarının neler yaptığına dair çok ciddi hakimiyetimiz yok. Hükümet olup devlete hükümet etmeye başladığımız zaman bu dönemde neler yaşandığını çok acı bir şekilde göreceğiz. Çok çok acı bir şekilde göreceğiz. Kimlere nelerin peşkeş çekildiğini, bu ülkenin hangi değerlerinin yağma edildiğini. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu ülkede tarihin bile ne kadar yağma edildiğini, tarihi eserlerin bile ne kadar çalındığını, yok edildiğini, kaçırıldığını göreceğiz. Hem bir şey biliyorum ki söylüyorum, anlatabiliyor muyum? Yani bir şeyleri geliyor ki söylüyorum. Çünkü bakın yani Doğu ve Güneydoğu'da yapılan kazılara bakın. Kazılara... Yani Mersin'de bir hafta sürdü değil mi? Tarsus'ta mı? Yani Tarsus'ta sürdü. Evet. Mesela Gaziantep bir Karkamış'ta... Bir polis şehit oldu hatta olayı. Tabii. Falan. Gaziantep Karkamış'ta devam ediyor şey, kazılar. Devam ediyordu. İşte bu iş saldırısı dolayısıyla durdu. Müthiş bir tarihi değer var ve ben oranın yağmalandığını duyuyorum. Dönün Gaziantep Zeugma Müzesi. 40 küsür tane parça çalınmış. Bir tane arkeolog intihar etmiş. Türkiye'de gündemde değil bu. Yani tarihi bile yağma, arkeolojik değerlerimizi bile yağma edecek bir ahlaksızlıkla karşı karşıyayız. Devlete hükümet etmeye başladığımızda bunların hepsi yakın tarihimizde birer kara leke olarak karşımıza çıkacak. Bizim hepimiz yapma ya bu kadar mı diyeceğimiz şeylerle karşılaşacağız. Yani 12 bin yıllık Gümüşhane'deki dipsiz gölü boşaltıp dibinde hazine aradılar, onu da biliyoruz. Evet, yani bu hazinecilik mantığı ben maceraperest insanlarda falan olduğunu düşünürdüm. Devlete hakim olması ayrıca ürkütücü bir şey yani. Esas hazine insan kaynağı, insan kaynağının farkında değiller. İnsan kaynağını yok ettiler. Evet. Peki Sayın Vekilim, şimdi o kadar çok inancımızı kaybetti ki demokrasiye. Çünkü çok sayıda açıklama yapılıyor. Birileri çıkıyor diyor ki işte benim şu kadar silahım var, şu kadar mermim var. İşte 50 kişiyi götürürüm, 100 kişiyi götürürüm. Hiç de bir işlem de yapılmıyor hakkında. Yine aynı şekilde mesela İstanbul seçiminin o itiraz sürecinde ilk dönemde hiçbir şey olmasa bile bir şey oldu diyen ceberrut anlayış. Evet, ve şöyle açıklamalar da gördük. Erdoğan'a sandık darbesi, bir darbe kelimesi var mesela sürekli. Dün de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidar bizi sokağa çekmeye çalışıyor, bu oyuna gelmeyeceğiz açıklaması var. Ne düşünüyorsunuz?
Şöyle hani seçimle bu vesileyle gidecekler inancını kuvvetlendiriyor bu. Bu soru vesilesiyle 7 Haziran'ın yıl dönümüydü dün. 7 Haziran 1 evet. Kasım arasında Türkiye neler yaşadı, kaybetti. Bu ara bir yıl önce de 7 Haziran'da ilk programdaymışız birlikte. Öyle miymişiz? Evet. Anılarımda gördüm evet. Tüm yurttaşlarımızı rahmetle anarak başlayayım sorunuzu cevaplamaya. Hı hı. O dönemde Türkiye'de AKP'yi yenmiştik biz. Fakat şiddeti tırmandırarak, kavgayı tırmandırarak kendilerine yıkımı, ülke için yıkımı tırmandırarak, bombaları tırmandırarak kendilerine bir avantaj sağladılar. Bunu tabii toz duman ortalıktan dağıldıktan sonra insanlar görünür oldu. O güvenlik kaygıları ortadan kalkınca aslında birilerinin 400 vekil almak için böyle bir gayret içerisinde olduğunu görür olduk, görünür oldu. Yine bugün de benzer şeyler yapmaya çalışıyorlar. Çünkü siyaset, Hobbesçu siyaset anlayışı vardır. O siyaset anlayışında bu tarz kaos dönemlerinde, yani şiddetin tırmandığı, kaosun olduğu dönemlerde insanların güçlünün yanına doğru gittiğini, o güçlü de ya bir başka devlet ya devlet içerisinde hükümet edenler, iktidara sahip olanlar. Bu anlayışı biliyorlar, okumuşlar. Bunu Türkiye'de egemen kılıp işte darbe süreçlerinde Tayyip Erdoğan'ın kabulü yükseliyor. 7 Haziran 1 Kasım arasında yine kabulleri yükseliyor. Böyle bir ortam arıyorlar. Bu ortama maalesef düşmeyeceğiz biz. Yani düşmek toplumda işte gezi sürecini yaşadık. Amerika'yı anlatıyorsunuz. Amerika'da polisin öldürdüğü başka bir yurttaş var mı? Bu olaylar sırasında polis insanların önünde diz çöküp özür diliyor ya. Biz gezi sürecinde kaç tane canımızı yitirdik? Yitirdiğimiz canların annesini de meydanlarda yuhalatan bir anlayış var. Şimdi tabii toplum şeyini vermiş, notunu vermiş, cebine koymuş. Günü geldiğinde o sandıkta o notu sandığın içine atacak. Siz EYT'liye para yok derken, bütçe yok derken, bütçeleri nereye harcadığınız ortaya dökülünce o insanlardan oy alamazsınız. Sandıklarda gördük değil mi? Ben bugüne kadar sana oy verdim. Artık oy vermiyorum diyerek oy pusulasının üzerine yazı yazıp atan insanlarla karşılaştık 31 Mart seçimlerinde hep beraber. Şimdi ne yaparlarsa yapsınlar, biz eğer bunların şiddet diline senkronize olup sokaklara çıkarsak yurttaşı korkuya sevk edecekler, biliyorlar. Hı hı. Bunu yapmıyoruz, onlara bu fırsatı vermiyoruz. Onlar geçtiğimiz dönemde belli insanlarla, belli kitlelerle iş tuttuklarını, ya düşünün ya, bir bomba çıkıyor Urfa'dan, Suriye'den çıkıyor yola, geliyor Ankara garda patlıyor. Evet. Ya bu ülke Muz Cumhuriyeti miydi? Bu ülkenin hiçbir güvenlik ve istihbarat birimi yok muydu? Vardı. En köklü istihbarat ve güvenlik teşkilatlarına sahip ülke bunlar. Maalesef birileri göz yumdu buna. Ve geldi Ankara garda, patladı bu. Birçok yerde patladı. İstanbul'da patladı. İnsanları korkuya sevk ettiler. Suruç'ta patladı. Suruç'ta patladılar. Gençlerimizi ölüme sevk ettiler. Ölüme yolladılar. Yani bunları görmüş, bunlardan tecrübe edinmiş insanlar olarak bunlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Bunlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Bu kaos ortamından beslendiklerini düşünüyorsunuz. Evet, kaos ortamından besleniyorlar. Yani bu bilimsel bir gerçek. Sosyoloji ve siyaset biliminin ortak kesiştiği nokta budur. Kaos varsa bir ülkede, iç savaş varsa o ülkede ya da hastalık varsa o ülkede insanlar güce doğru giderler. Ya da ülkeniz güçsüzse kendinize hami güçler ararsınız. Yani bir ara Çin sendromu vardı, İngiltere ile ilgili sanırım yazılmıştı. Çinleşme sendromu vardı. Çin'i güçlü devlet görüp İngiltere'yi zayıf devlet görüp Çinleşme, Çin sistemine yani manda hikayesi. Hı hı. Buna benzer sosyoloji ve siyaset biliminin kesiştiği noktalar var. Bunu iyi okuyorlar ve bunu iyi değerlendirecekler. Maalesef biz de tecrübe ettik, biliyoruz. Yurttaşlarımız da tecrübe etti, biliyorlar. Bunlar sokağın ve şiddetin dilini kullandıkları zaman kendilerine demokrasiyi askıya almak için bir fırsat yaratıyorlar. Biz bu fırsatı asla onlara vermeyi düşünmüyoruz. Biliyoruz ki aydınlığa en yakın olduğumuz zaman karanlığın en yoğun olduğu dönemdir. Zulümleri arttı, zulümleri arttıkça sonları geliyor. O sonun gelmesinde büyük bir
Sabırla bekliyoruz biz. Evet, bedel ödeyeceğiz. Evet, sadatları var. Evet, yeni bekçi teşkilatı alıyorlar. Belki coplarla saldıracaklar, belki plastik mermilerle saldıracaklar bize. Sokakları terörize etmek isteyecekler. Ama bu oyuna gelmeyeceğiz biz. Bunların hepsi bir oyunun, bir senaryonun parçası. Bu senaryonun maalesef oyuncusu biz olmayacağız, figüranları da biz olmayacağız. Kendileri çalacaklar, kendileri oynayacaklar. Boş, avare, kasnak gibi gezinip duracaklar. Evet. Biraz mesaj yorumlardan okuyayım sayın vekilim. Yaşar Tekin, iyi yayınlar. Vekilimiz durdurak bilmiyor. Pandemi döneminde bile ilçe ilçe gezerek sorunları dinlediğini gördük. Kendisinin yolu açık olsun demiş. İyi yayınlar Gökhan Bey. Vekilim çok güzel konuları anlatıyor. Tebrik ederim. Hüseyin Polat, milletvekili olarak genç, dinamik, başarılı olduğunuz gerçek. Artık sizi parti yönetiminde görmek istiyoruz. Her zaman yanındayız demiş. Yakında kurultay da var. Ona ben da zaten parti yönetimindeyim. Evet. Yüksek Disiplin Kurulu üyesi aynı zamanda vekilimiz. Hüseyin Yılmaz, biz Gaziantepliler olarak vekilimize sağlık ve başarılar diliyoruz. Vekilimiz sadece Gaziantep'in ve İzmir'in değil Türkiye'nin gururudur demiş. Ozan Uyan, iyi yayınlar dilerim vekilim demiş. Sefa Sezer, iyi yayınlar demiş. İbrahim Yılmaz'ın sorusunu sormuştuk. Şimdi Cömert Bey, Cömert Özcan, gerçekten kendi ismimi bilmiyorum ama İzmir'de X bir belediye, X bir gazeteye vesaire gibi bir soru sormuş. Bu sizin kapsamında değil. Bana da demiş ki sende bunu soracak cesaret yok demiş. Sor sorabilirim, cesaret, problem yok. Ama çok eleştirdiğiniz o belediye bugün çürümüş olan, 20 yıldır çivi çakmamış adamların hiç ellerini sürmedikleri o üst geçiti bu akşam açıyor. Yani 20 yıldır insanların hayatını tehdit eden, üstünden çıkıp karşıya geçmenin mümkünatı olmadı. Bak, o belediye başkanı öyle şeylerle mücadele etti, öyle şeylerle uğraştı ki, evet. Değerli kardeşim, tamam mı? Hani diyor ya, içimizdeki İrlandalılarla bile mücadele etti. Hala AKP'nin ciddi saldırısıyla uğraşıyor. AKP'nin o Durmaz Soy isimli bir adayı vardı. Onun saldırısıyla uğraşıyor. Hı-hı. Devletin saldırısıyla uğraşıyor. Aslan gibi ayakta. Emin ol ki güneşi balçıkta sıvayamazsınız. Ben sizin o yorumunuza katılmıyorum. Yorumun ne olduğunu bilmiyorum. Ama isminizin de doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu partili olduğunuzu da düşünmüyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partililer sosyal medyada kendi belediye başkanlarını ve yöneticilerini eleştirmezler. O ahlaka, o değere sahiptirler. Evet, bunu da cevaplamış olduk. Yani X gazetede diyelim. Yani gazeteye reklam vermek, gazeteye yayın yaptırmak suç değil bu ülkede, bilmiyorum. Ben gazetenin ismini bilmiyorum ama ben kastettiği belediye başkanı arkadaşımızı sizin, evet, ifadenizden anladım. Kesinlikle o belediye başkanımıza toz kondurmayız biz. Evet. Bülent Uzun yazmış. CHP'nin iktidar olmasının tek yolu ev ev, kapı kapı dolaşıp CHP'yi anlatmaları gerekiyor. Bunu Türkiye'nin her yerinde bunu yapmalı, yoksa iktidar hayal olur diye düşünüyorum demiş. Doğru düşünüyor ve Cumhuriyet Halk Partisi şu an ev ev insanların kapısına giren biri varsa o da Cumhuriyet Halk Partisi. Düşünün, benim yöneticilik yaptığım dönemde bize insanlar gelirlerdi. İşte AKP şu mahallede çalışıyor, bu mahallede çalışıyor. Bizim tespitlerimiz şeydi. Cemaati kapı kapı çalıştırıyorlardı. Hiçbir dönem bir parti özgün bir şekilde kendi üyeleriyle Cumhuriyet Halk Partisi dışında çalışmamıştır. Yani ya cemaati aldılar arkalarına, ya bir cemaati, o cemaat olmasa başka cemaati alarak çalıştılar. Biz kapı kapı çalışan tek parti varsa o da biziz. Türkiye'nin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına. Evet. Peki gene 2021, o soruyu biraz geçiştirdiniz gibi oldu. Gerçi uzun uzun anlattınız ama erken seçim bekliyor musunuz kesin? Yani benim gönlümden geçen olmalı. Olmalı. Biz hazırız çünkü Cumhuriyet Halk Partisi gitmiyor. Hazır. Hatta ben size bir şey söyleyeyim mi? Bakın, çok basit bir şey. Ben esnafın arasında çalışmaya çalışıyorum. Esnaf ne yapıyor, ne ediyor, durumu ne? Bununla ilgili ciddi emek sarf etmeye çalışıyorum. Esnafı gözlüyorum, konuşuyorum, not alıyorum. Esnaf dernekleriyle bir araya gelmeye çalışıyorum. Her gittiğim yerde esnafın durumuna bakmaya çalışıyorum. Bizim 2018 seçimlerinde seçim bildirgemizde ne vardı? Esnaf bakanlığı vardı. Esnafla ilgili ucuz kredilerle dükkan sahibi olmaları vardı. Bugün bu geçerliliğini koruyor mu?
yakıcı bir şekilde esnafın buna ihtiyacı var. Esnaf dediğin kişine yanında 2 kişi, 3 kişi, 10 kişi, 15 kişi çalıştıran küçük işletmeler. Bunlar ekonominin esas görünmeyen itici güçleriydi. Bunlar yok oluyor. CHP'nin demek ki o günkü seçim bildirgesi bile hala geçerliliğini koruyor. Ve CHP her açıdan seçime hazır, kurumlarıyla, kurullarıyla, seçim bildirgeleriyle, ki biz ne söylediysek yapıyoruz bak. Yerel seçimlerdeki ilkelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Genelde de yetişmiş ehil kadrolarımızla Türkiye'yi geleceğe taşıyacağız. Ben çok isterim 2021'de seçim olsun. Bir takım arkadaşlarımız bakan olacaklar, bir takım arkadaşlarımız bakan yardımcısı olacaklar. Tamam mı? Türkiye'yi refaha eriştirmek için, Türkiye'yi huzura eriştirmek için, Türkiye'de toplumsal barışı, ekonomik kalkınmayı, büyüyen Türkiye'yi, demokrasiyi tekrar hayata geçirecek partiyiz biz. Ve ben bir an evvel iktidara gelmek için sabırsızlanıyorum. Ama çok büyük bir risk de değil mi Sayın Vekilim? Şimdi iktidara geldiğini düşünün Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Hani ilk 6 ayda Türkiye'ye nefes aldıracak, oh dedirtecek operasyonel bir planı var mı? Ekonomi anlamında, hayatın defalarca sosyal anlamında. Anlatıyoruz. Defalarca anlatıyoruz. Çünkü ilk 6 ay nefes alamazsa Türkiye, bu defa iktidar diyecek ki gördünüz mü CHP yok, geldi. Yine CHP aynı. Geldiğinde bir kere yağmaya son verdiğini düşünün. Bir kere kayırmacı ekonomi anlayışına son verdiğinizi düşünün. Bir de demokratik kuralların işletilmeye başladığını düşünün. İnsanlara yatırım ortamını bir an evvel hukuku ve adalete egemen kılmaya başladığınız andan itibaren insanlara yatırım ortamı, iklimi yaratmış oluyorsunuz. Bir de gerçek anlamda yatırımı teşvik edecek şeyler koyduğunuz zaman bu 6 ay değil 3 ayda meyvesini toplayabileceğiniz şeyler. Yani biz her zaman söylüyoruz, ısrarla da söylüyoruz, bu ülke kaynakları yeteri derecede kullanılmıyor. Örneğin insan kaynağı yeteri derecede kullanmıyor ve kullanılan kaynaklar da hep bir noktaya aşıyor, gidiyor. Sarayın lüksüne, sarayın debdebesine, sarayın etrafındaki bir avuç insana akan bir kaynak var. Bu kaynağı üretime ve ekonomiye kazandırdığınız zaman, bu kaynağı yeniden büyüyen bir Türkiye hayaliyle kullandığınız zaman bu kaynakları, Türkiye'nin büyümesi, ya bir kere bu insanlara güven geldikten sonra insanların yapamayacağı bir şey yok. Yaratıcı bir ulusuz biz. Yeter ki ulusumuzun farkına varalım. Yeter ki halkımızın farkına varalım. Yeter ki onlara yatırım imkanı tanıyacak ortamları yaratalım. Bak neler yaratır bu ulus. Bak neler yapar bu ulus. Küllerinden nasıl bir şairin dediği gibi, evet. Gör bak nasıl yaratılırım namuslu genç ellerim, yani, dedim. Var o namuslu genç ellerimiz bizim. Yeter ki iyi eğitelim, yeter ki fırsat verelim. Türkiye, evet, gençlerine, yatırımcılarına fırsat verecek bir ülkeye çevirmeniz ön koşulu adalet ve hukuku egemen kılmak. Bunları yaptıktan sonra zaten gelişmemeniz mümkün değil. Bir de üstüne belli yerlere giden paraları ekonomiye çevirdiğiniz zaman, yani düşünün lüksün lüks devlet yönetiminin dışına çıkıp o kaynakları ekonomiye akıttığınız zaman neler olur? Ama Türkiye'de itibardan tasarruf olmaz diyorlar. Erdal İnönü taksiyle gidip geliyordu. Evet. Bülent Ecevit Kartal, evet, arabasıyla gidip geliyordu. İşte o zaman Merkez Bankamızda ihtiyat akçesine kimse dokunmamıştı. O zamanlar Türkiye'nin değerlerini kimse satmaya cesaret etmemişti. O zamanlar şeker fabrikaları ayaktaydı. O zamanlar Sümerbank vardı. O zamanlar Türkiye'nin bir ön açıcı, Türkiye'nin bir ışık saçıcı devlet sanayisi ve devlet kuruluşları vardı. Bunların hiçbiri bugün kalmadı. Arsaları bile satılıyor bu ülkenin. Arsaları bile, milli emniyete ait yerler bile satılıyor, evet, elden çıkartılıyor, yağma ediliyor. O zamanlar Türkiye'de bunlar vardı. Türkiye itibarlı devlette. Devletin zenginliğine bakalım. Kümülatif zenginliği bunlar iktidara geldiği günden bugüne ne kadar gerilemiş? Dolar bazında bakalım ne kadar dolarmış, ne kadar dolara gerilemiş. Bunlara baktığımız zaman birikim diye bir şey kalmadı Türkiye'de ya. Servet birikimi diye bir şey kalmadı Türkiye'de. İnsanlar elde var olanları korumaya çalışıyor. Ve 2001 krizinin olduğu dönemlere dolar TL paritesi geriledi ya. Daha kötüye geriledi. Ez cümle. Evet. Türkiye ve dünya yeni bir doğum sancısı yaşayacak.
Bu ideolojik ya da siyasal bir devrim şeklinde değil. Bizim hepimizin yaşam tarzını değiştirecek, bizim hepimizi başka noktalara yönlendirecek bir devrimle karşılaşacağız. Sanayi devrimi sırasındaki gelişmelerle bugünkü çağda yapılan, var olan gelişmeler arasında dağlar kadar uçurum var. Orada bir buhar kazanı, bir de tekstil atölyesi vardı. Burada insanların neredeyse ışınlanabileceği bir teknolojiye eriştik. Bir roket çıkıyor, uzay kapsülünü uzaya bırakıyor, okyanustaki belirlenen noktaya tekrar kullanmak üzere dönebiliyor. İnsanlık bunları yapmaya başladı. Fakat bunları yaparken bu gelişmelerin ışığında çevreyi, doğayı yok etmeye başladı. Fakat bunların yanında giyim için ve beslenme için, gıda için birçok şeylerinden vazgeçti. Değerlerinden vazgeçti. Örneğin atalık tohumlar, atalık üretimler, insanın evrimleşmesi sürecindeki o tohumları yok etti ve artık karpuz yerken kabak aşılı karpuz yer hale geldi insanlık. İnsanlık bu gezegende yaşamak istiyorsa kendini küçültmek ve kökenlerine dönmek zorunda. Böyle bir devrim beklentisi var insanlıkta. Çünkü bununla ilgili inanılmaz derecede bir gelişme sürecinde dünya ve insanlık. Bizim ülkemizde bu kadar ceberrüt iktidardan sonra hem demokratikleşme hem de bu bahsettiğimiz koşullar altında bir değişime, dönüşüme, devrime ihtiyaç duyuyor. Fakat bizim ülkemiz 1920'lerde bu devrimi gerçekleştirmiş. Kökenlerini Atatürk'ten almayan hiçbir devrim bu ülkede kalıcı olamaz. Biz yine kökenlerimizi, köklerini Atatürk'ten alan farklı bir medeniyet yaratacağız bunların ışığında. Bunun da ön koşulu bu iktidarı seçimle göndermek olacak ve o eski defterlerde neler yazıyor bir bakmak olacak. Onun için 2021 seçim olursa biz bundan heyecan duyarız. Böyle bir karar alırlarsa niye aldınız demeyiz, heyecan duyarız. Ve bir an evvel savrulan, yönetilemeyen ülke daha da tahrip edilmeden iş başına geçip ülkenin yaralarını sarma fırsatı yakalamış olarak görürüz kendimizi. Evet, umarım. Aslında normalleşme derken bu şekilde 18 yıllık biz yaşadığımız sürecin normalleşmesinden söz ediyoruz aslında. Tabii ki Covid önlemlerini normale dönüştürmek de önemli tabii ama Covid'den kurtulabilmek de önemli ama sanırım 18 yıldır ülke çok büyük sıkıntılar daha da yaşayacağından başka çok çekti. Umarım az önce çizdiğiniz tablo yerine gelir. Çok teşekkür ederim Sayın Vekilim geldiğiniz için. Biz de arada umut alıyoruz, umutlanıyoruz açıkçası sizleri duydukça. Hani bazen oturuyoruz, çöküyoruz olduğumuz yere. İşte bir Twitter'da lince vuruyoruz mesela. Bütün inancımız, güvenimiz, şeyimiz kayboluyor. İşte sadece İzmir'de yaşanan Twitter krizini biliyorsunuz. Çağbella'nın İzmir camilerinden yayınlanmasının videosunu yayınladığı için insan gözaltına alabiliyor. Sanki o yapmış gibi. Gerçek suçluyu bulmak yerine. Oysa aynı camilerden domburayı çalıyorlardı. Bazı tespitler var. Ona yalan diyorlar ama Çağbella'ya gerçek diyorlar. Tabii onu bilmiyoruz. Hangi eller yapıyor, hangi eller bunu yaratıyor. Biliyoruz. Evet. Biliyoruz. Yani faili bulmayanlar, bulmakla yükümlü olup da fayda bulmayanlar bunu yapanlardır. Bu kadar. Net yani. Kaç hafta oldu? Almanya'dan gelirken 10 sene önce bir tweet atmış yurttaşı. Hı hı. Geçtiğimiz sene pasaport kontrolünde küt diye gözaltına alıyorsunuz. Bunu bulabiliyorsunuz, bunu arşivleyebiliyorsunuz, bunu stoklayabiliyorsunuz. Takip edebiliyorsunuz. Ya da geçen gün işte İzmir Emniyeti bir açıklama yaptı. Ege Ordu Komutanı'nın yaverini FETÖ'cülükten tutukladılar. İğneyle kuyu kazar gibi kazdık ve yakaladık diyor. Bunu yapabilen güvenlik güçleri, Çabella'yı kimin çaldığını camilere, bu sabotajı kimin yaptığını bulamaz mı? Buradan amaçlanan başka bir şeydi. Banu bu işin kurbanı oldu. Yani bunu duyurup müftiye ne oluyor burada diye sorması onun kurbanı oldu.
Banu'nun Twitter profilinde Cumhuriyet Halk Partisi eski yöneticisi, bir önceki dönem yöneticisi olduğunu yazması Banu'nun kurban seçilmesi için yeterliydi. Yine Erdek Belediye Başkanı'na da dün saldırıyorlar. Dün Beyaz TV'nin böyle bazen eğlenmek için açıyorum ama FETÖ belgeselini izledim. İnanılmaz şeyler var. İşte Demirel Ecevit, Mesut Yılmaz, İsmail Cem, herkes FETÖ'yü desteklemiş ama bir tek ne hikmetse içlerinde yok. Sayın Vekilim, Ankara'ya uğurlayacağız sizi. Evet, yola çıkıyor. Bir daha ne zaman geleceksiniz? Onun sözünü alalım. Yani tabii gündem yoğun, gündem ağır. Ne zaman geleceğimizi bilmiyorum. Grup toplantıları mecliste şimdi vatandaşın katılımı olmadan. Olmadan oluyor. Yapacağız salı günü grup toplantımızı. Özlemiştik. Evet. Biz de izleriz televizyondan. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Yolunuz çok açık olsun. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Sevgili dostlar, bugünlük bu kadar. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Sayın Mahir Polat bizlerle birlikteydi. Aslında umut verici gelişmeler var. İlerleyen günlerde bakalım hayata geçecek mi, hep birlikte göreceğiz. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıklı ve mutlu olun. Konuşulmayanların konuşulduğu tek program, Gökhan Kafalı sunumuyla Ege'nin gündemi programı sona erdi.